Aha. Abi ben program bitiremem. Gel bakayım kardeşim. De bakayım ne diyecek. Merhaba kardeşim. Hoş bulduk. Nasıl geçti bugünümüz? Çok güzel. Samasterimizin... Benim size sormam gerekiyor ama gerçekten. Samasterimizin çok güzel bir günü geçti. Bu 13. yılımız. 13 oldu mu? 13. yılımız. 13. yılımız. Yani muhteşem bir piknik oldu. Bayram havasında. Çok neşeli. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza, bizim programımıza katılan çok değerli halkımıza, üyelerimize, dernek başkanlarımıza, sivil toplum başkanlarına hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Muhteşem bir gündü. Yani diyecek çok güzel şeyler var ama artık programımızın sonuna geliyoruz galiba. Şimdi bir anda anlık bir gelişme oldu. Yönetim buraya geldi. Hani bir atasözü vardı ya, körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz diye. Ben inanın yorgunluktan yönetimin bir araya gelip röportajını unutmuştum. Allah ya, arkadaşlarım yanıma doğru gelmiş, dedim ki Ömer sen lafından devam ediyorsun. Yönetimin sunucusu sensin. En son başkanım veda ediyor. Bir daha ben ekran kartına çıkıyorum. Vallahi beni görmeyecektiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir piknik yaptık. Samester'in çok güzel bir pikniğini daha, 13. pikniğini yaptık. İnşallah seneye daha güzelini, bizim yönetim olarak bu sene son senemiz. İnşallah bizden sonraki gelen yönetimde böyle güzel bir güne imza atar. Değerli misafirlerimize, yönetim kurulumuza, bizleri yalnız bırakmayan başkanlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarına, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Üyelerimize, uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize çok teşekkürler ediyoruz. Sizlere de, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatinden bu saatlere kadar bizlerle beraber burada koşturma içerisindesiniz. Bu sıcak havada sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ben mikrofonu İbrahim abiye veriyorum. Samaster Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yıldız. 13.sünü düzenlemiş olduğumuz piknikten 13.sünü düzenlemiş olduğumuz piknikten dolayısıyla tüm katılım arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, 13. geleneksel yaz şenliğimize hoş geldiniz. Aslında 15. olacaktı ama malum bir yılımızda Covid ve geçen yılımızda yasak vardı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlanmış olduğu bir yasağımız vardı. Ondan dolayı yapamadık. Bize destek veren değerli dernek başkanlarımız, sivil toplum örgütleri ve gelen hemşerilerimiz, eş dost, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu teşkil eden önce onursal başkanımız Sezai Güntav ve değerli genel başkanımız Burhan Bey ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de emeği var. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye gelen başkanımız, gelen yönetim daha iyi bir organizasyon yapar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız tabii ki. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. 13.sünü yapmış olduğumuz pikniğin uzaktan yakından gelen bütün topluma ve köylülerimize ve çevre köylerden gelen bütün köylülerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizleri emeği geçen buraya önce Sezai Başkanımıza, sonra Burhan Bey'e, emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Samsun Amasya Samaksiter Dernek yönetimindeyim. Ömer Güntav. Bugünkü pikniğimize katılan tüm arkadaşlara ve tüm değerli dostlara katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer Amasya Samsun Derneğimizin, Samaksiter Derneğimizin değerli kurucu ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Buradaki eksiğimiz, muhtarlarımıza da biraz sistemimiz olacak. Bu bizim köyümüzün sivil toplum örgütünün derneğidir. Muhtarlarımız neden derneğinde yok? Seçim zamanı gelip herkes o istemi biliyor. Ama bir şey var ki, dernekle sivil toplum örgütünden kopan birinin ülkemizde muhtarlık yapma şansı kalmamalı. Değerli yönetimimize de, değerli Samaksiter yönetimine şunu söylemek isterim ki değerli arkadaşlarım, bundan sonra muhtarımızı da bizimle beraber olmayan kişi köyümüze muhtar seçmeyelim.
O seçilecek olan bizden kopan bir muhtarın bize bir hiçbir yararı yoktur. Köylerimize ben bayramda gittim. Köylerimize araba gitmiyor. Ya benim köyümün yolunu yaptıramayan benim köyüme muhtar olamaz. Köyünün sorununu dinleyemeyenlere ve köyünün sorunuyla ilgilenmeyenlere sadece mühür taşımak için mühür teslim edilemez. Kaymakamı var bu ülkenin halkının hizmeti içindir. Vali atar devlet halkına hizmet içindir o ile. Ama maalesef benim köyümün yolu bile yok. Muhtarı da köyünde bulunmadığını söylüyor arkadaşlarımız. Bugün aramızda olsaydı bu muhtar daha da başka olurdu. Muhtarı çalıştıracak olan bu sivil toplum örgütüdür. Dernek deyip geçmemek lazım. Burhan kardeşimize, yönetimimize kızabilirler, eleştirebilirler. Ama bu bir sonuç değildi. Bu doğru bir şey değildir. Kardeşim ne kadar katkı yapabilirsin bu adamların başarısına? Bu eleştirmek çok kolaydır. Bir 10 lira aidat vermek için buradan kopan, dernekten kopan bir kişiye ben ne diyeyim daha ya? Çok üzgünüm. Bir arkadaşımızla bir masaya otursak bir bardak çay parası bu ya. Bunu ödeyelim, derneğimizi güçlendirelim. Dernek yöneticilerimizi, ekibimizi çalıştıracak olan halktır. Halkıyla çalışır. Bunlar halkın, sivil toplumun, örgütünün yöneticileridir bu arkadaşlarımız. Bunların yanında olalım. Bu derneği kuranı tekrar söylüyorum. Derneği kurmakta bu derneği buraya kadar getirmiş olan tüm yönetim kurulunda ve burada emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Değerli sizlere de burada bizlerle beraber koştunuz. Değerli sanatçılarımıza ve bu saz programını düzenleyenlere ve burada emeği geçen hele hele de bu yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olsun. Hep bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep beraber güçlü bir Samester olalım. Allah'a emanet olun. Dernek kuruldu kurulalı, yönetimdeyiz. Daha önceki yönetimde olan arkadaşlarımızın da çok emeği var. Şu anda da bayağı bir emeği olan arkadaşlarımız var. Sponsorlarımıza, ayrıca sponsorlarımıza teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Gittiğimiz kapıdan boş çevirmediler. Artı sanatçı arkadaşlarımıza, sizlere, herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yönetimdeki arkadaşların başarılarını dilerim. Sağ olun. 23 Temmuz 2023 bahar şenliğimizi bugün gerçekleştirdik. Güneşin doğduğu şehirden, Atatürk'ün şehrinden bizleri desteklerini sağlayan, bütün katılımcılara, sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve yine Şehzadeler şehrinden bizleri burada yalnız bırakmayan, gerekse memleketlerinden, köylerinden kalkıp buralara gelen, civar illerden gelen bütün katılımcılara, bütün hemşerilerimize ve bütün üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir piknik oldu. İnşallah 2024'te belki bizlerden sonra gelen arkadaşlar daha iyisini yaparlar. Yapmasını temenni ediyoruz. Bize burayı tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her şey gönlünüz olsun. Herkesin eline sağlık. Görüşmek üzere. Evet, ben burada muhtarları eleştirmeme kararı almıştım ama sen Yunus kardeşim bu konuyu açınca ben de açıklama getireyim. Evet, biz her pikniğe muhtarlarımızı davet ediyoruz. Yani bir Samaster olarak ondan sonra et ve tırnağı at köylerimizde, yani acılarımızla, tatlılarımızla köylerimizden biriz. Biz bu yıl her iki muhtarımızı da davet ettiğimiz halde yani buraya gelmediler veyahut da bir temsilci yollarlardı. Biz Ankara'ya gittik, muhtarlarımızı davet ettik. Ankara'ya bile bizimle gelmediler. Vekiller bize şunu söyledi. Siz dernek olarak çok güzel çalışıyorsunuz, geldiniz ama muhtarlarınız nerede diye bize bir soru sordular. Biz onlara cevap veremedik. Yani orada 1-0 mağlup duruma düştük. Sayın muhtarlarımız, sizlere sistem ediyoruz. İşiniz olunca Taşova'da, Asarcık'ta. Yani istediğinizi yapıyorsunuz, köyde bugün bir orman işi olsa hemen koşup gidiyorsunuz, yapıyorsunuz ama bugün isterdim ki her iki muhtarın da
Çok işi dahi olsa, evet bir tanesinin hastası var ama hasta bahane değil, hastalığı hastanede bekleyen olabilirdi. Bir günde buraya ayırabilirdi. Öbür muhtarla da cuma gün beraberdik, kendisini davet ettiğim halde buraya gelmedi. Muhtarlarımızı kınıyorum. İnşallah bu şeylerimizi buradan alırlar, mesajlarımızı. En kısa zamanda Ankara'ya beraber gidelim. Ankara'da köylerimizin sorunlarını beraber çözmeye çalışalım. Böyle giderse biz İstanbul'da uğraşırız, onlar köylü uğraşırız. Biz hiçbir yere gidemeyiz. Evet, bu açıklamayı buradan yaptıktan sonra, evet yorucu piknikten sonra ben tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. 10 yıldır beraber çalıştığımız arkadaşlarım var. Ama maalesef ben de biraz evvel belirttiğim gibi bir yorgunluk, artık yaşlılıktan dolayı 2024 yılında aday olmayacağımı buradan açıklıyorum. Tüm arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarına buradan haklarını helal etmesini istiyorum. Ben onlara hakkımı helal ediyorum. Tüm Samaster ailesine benden yana hakkım helal olsun. Onlar da helal etsinler. Belki bilmeden kırmış olduğum olanlar olabilir ama ben onlardan özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.